Sayın Mahmut Uslu bu konuyla ilgili olarak eski alışkanlıklar devam ediyor diyerek Galatasaray'ı hedef gösterdi dün Sayın Yasaman. Bizim bakın yine sivri bir şey söyleyeceğim. Bizim alışkanlığımız yok ama Fenerbahçeli şikayede alışkanlığı var. Eyvah. Bu da mahkeme kararıyla da sabit. Peki, bir yok şey ama yapmayın Hamdi Bey, siz hukukçusunuz. Hamdi Bey. Siz hukukçusunuz, Hamdi yapmayın Bey. Etmeyin orada bir sürü dümen döndü. Bak, ben de şike olduğunu düşünüyorum da Hamdi onu Bey. Kullanmayalım şimdi Hamdi ya Bey, onu ben, kullanmayalım. Hamdi Bey, iyi akşamlar, ben Sinan Engin. UEFA kararları sahte tapelerle UEFA kararları var ama doğru. Hapiste olan polis tutanaklarıyla UEFA o kararı verdi Hamdi Bey, onu da biliyorsunuz değil mi? O polis tutanaklarını yazan polisler şu anda hapiste, onu da biliyor musunuz? Sayın Yasaman, şimdi temin söylediğiniz laf, Fenerbahçe'nin şike alışkanlığı var dediniz. Ben eski bir Fenerbahçeli futbolcu olarak yani buna şiddetle karşı çıkıyorum. Ayrıca size Zalatlı 8-0'lık Ankara Gücü maçınızı hatırlatmak isterim. Ergün Gürsoy'un Malatya'ya yolladığı cıvıl cıgıl arabaları, Doğan marka arabaları hatırlatmak isterim. Bunlar neyin alışkanlığı acaba? Ya, mesela Song'a verilen açıklanamayan 1 milyon dolar neyin alışkanlığı? Daha taze 2 gün önceki maç neyin alışkanlığı? Bu örnekler neyin alışkanlığı? Mahkeme kararı yok değil mi? Bunlar temiz. Mahkeme kararı yok diyeceksiniz. Değil mi? Evet. Galatasaray'da hiçbir zaman bir alışkanlık yok. Yapılamam. Ha maşallah. Sizde bir alışkanlık yok. Ama Fenerbahçe'nin alışkanlığı var. Ama hocam biz dekanlığı yaptırırız. Bak ben de Galatasaraylıyım da. Bakın, muhakkak Galatasaray'da geçmişte şike olmuştur ya. Yani ben sizden hiçbir şey söylemiyorum. Olmuştur ya, yorucu olur mu siz koskoca dekanlık yaptınız ya. Böyle Allah'ın Fenerbahçe'nin kimi cahil cüheyla yöneticileri gibi konuşacak haliniz yok herhalde yani. Yok yani muhakkak olmuştur. Ben Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'nin cahil cüheyla yöneticisi demeyelim. İsim vermedim ben. İsim vermedim. Canım kardeşim. Ama deme, bak, ben tabii Hamdi Hoca değilim. Hamdi Hoca'nın tabii. Deme öyle deme. Şeyi bakın. Duygun Başkan bu yargıdaki paralel yapıyla ilgili çok cesur açıklamalar yaparken yani ona dayanarak Fenerbahçe'ye vurulmasını doğru bulmuyorum ben. Yani o değil. Ha, UEFA kararları da ayrı. UEFA kararları söylenebilir. Ben de 3 maçta Hamdi abi bir şey söyleyeyim. Hamdi abi UEFA tarafından ele alındığını bil. Hamdi abi kimsenin kumpasla ne ilgisi var? Hamdi abi kimsenin kimseye söyleyecek falan lafı falan yok. Ben bu futbolun içindeyim 30 senedir. Çok şey gördüm, biliyorum, kimse, yaşadım. Kimse demesin. Kimseni kimseye söyle. Ben biliyorum. Ben yaşadım. Tanık oldum, maruz kaldım. Yani demin Apo'nun söyledikleri başka bir sürü. Onun için yani bunları ben söylemek istemiyorum. Ama siz hocam da konuşuyor. Kısa bir dönem geldiniz, başarılı bir yöneticisiniz. Dolayısıyla yani bu konularda konuşursak kimsenin çünkü kapısının önü temiz değil. Ben eskisini hakikaten bilmiyorum. Yani, ben biliyorum. Yani bakın. Kendiniz için bir şey yapabilirsiniz. Para da verebilirsiniz ama bir kurum için veremezsiniz. Doğru. Yani Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı zora sokacak bir şey yapmamak lazımdır. Yapılamaması lazım. Kendi işinizde verebilirsiniz. Yahut vermemeniz lazım ama. Doğru. Ama bir kulüp için yapmanız mümkün değil.